Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Muba Soru Fasükül Bankası arkadaşlar kareköklü ifadeler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar kareköklü sayı nedir? Öncelikle inceleyelim. Bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemini karekök alma diyoruz. Gençler bir sayı hangi sayının karesi şeklinde düşünüyoruz ve o sayının e, arkadaşlar değerini karekök alma işlemi olarak tanımlıyoruz. Bakın kök sembolü, kare karekök sembolü bakın bu şekilde gösterilir. Karekök 5 gençler ifadesi karekök 5 diye okunur. Karekök işle alma işlemi gençler kare alma işleminin tersidir. Yani kare ile karekök birbirinin tersi gibi düşünebiliriz gençler. Aşağıda verilen kareköklü sayıların eşittir. Bunu diyor. Gençler karekök 25. Aynen yazıyorum. Sevgili gençler 25 neyin karesidir? 25 5'in karesidir. Bakın karekök içerisine 25 yerine 5'in karesi yazdım. Burada kare ile karekök birbirini götürür ve sonuç olarak 5 kalır. O halde karekök 25 5'e eşittir diyoruz. Karekök 16. 16 4'ün karesiydi. Bakın kare ile kare kök yine götürdü. Ve 4'e eşittir. Kare kök 36. Evet, 36 yerine 6'nın karesi yazarsam kare ile kare kök götürür. Ve 6'ya eşittir diyoruz. Kare kök 49'da evet, 49 7'nin karesidir gençler. O halde kare kökten 7 olarak çıkar diyelim. Bakın istersek buradan kare ile kare kökün yine birbirlerini götürdüklerini ifade edelim. Karekök 64. 64 gençler 8'in karesiydi. 60 diyor. 64 yerine 8'in karesi yazdım. Kare ile karekök giderse 8'e eşittir. Kök 81 gençler. 81 yerine 9'un karesi yazarsam. Çünkü 9'un karesi 81'e eşitti. O halde 9'a eşittir diyoruz. Karekök 100. 100 gençler neyin karesiydi? 10'un karesiydi. O halde kökten 10 olarak çıkar. Bakın kare ile kare kök birbirini götürür ve 10 kalır. Kök 125 121. 121 11'in karesiydi gençler. Buradan kare kökten 11 olarak çıkar diyoruz. Yine kökle kare birbirlerini götürür diyelim. Evet gençler alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için alınan alanının kare kökü bulunur gençler. Eğer bir kenar bulmak istiyorsak alanın kare kökü kenar uzunluğuna eşittir diyeceğiz. Şimdi buraya baktığımız zaman aşağıda alanları verilen karelerin birer kenar uzunlukları bulunuz diyor. Gerçi alanı 121 ise ben bu kenarı bulmak için 121'in kare almam gerekir. Evet 121 karekök içerisine yazdım. 121 biliyorsunuz 11'in karesiydi. Kareyle kare ile kare gitti ve 11 cm olur. Bir kenar uzunluğumuz diyoruz. Evet 289'un karekökü bir kenar uzunluğunu verir. 289 gençler 17'nin karesiydi. Bakın kare 17 olarak çıkar. O halde bir kenarımız 17 santimetre olur diyelim. Evet gençler. Alanı 49 santimetre kare olan karenin çevresinin uzunluğunu bulunuz diyor. Gençler öncelikle bir kenarı bulalım. Ne yapıyoruz? Alanın karekökünü bulmam gerekiyor. Kare kök 49 49 7'nin karesiydi. Kare ile kare kök giderse bir kenar uzunluğu 7 santimetredir. Benden çevreyi istediğim kare olduğu için bir kenarı 4 ile çarparsam 4 kere 7 28 santimetre olur. Bizden istenilen çevre uzunluğu diyelim. Evet gençler tam kare sayılar öncelikle tam kare sayıların arkadaşlar tanımlarını lütfen dikkat edelim. Kare tam sayı olan doğal sayılar tam kare sayılar diyoruz. Gençler aynı zamanda şöyle de diyebiliriz. Herhangi bir sayının karesi olarak yazılan sayılara tam kare sayılar diyoruz. Arkadaşlar bakın burada sıfır önemli. Sıfır tam kare bir sayıdır. Fakat karesel sayı değildir. Gençler karesel sayı olmamasının sebebi geometrik olarak evet karesel sayı arkadaşlar geometrik olarak izah edilebilmesi yani çizilebilmesi gerekir. Geometrik olarak çizilemediği için yani bir kenarı sıfır olan bir kare çizilemediği için sıfır karesel değildir ama tam kare sayıdır diyoruz. Evet, devam edelim. Etkinliklerimize geçelim. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz diyor. Gençler bakın 400 20'nin karesiydi. O halde karekök 400'ü evet, tam kare bir ifadedir gençler. 20'nin karesi olarak yazılır. Kare ile karekök giderse 20 eşittir. Karekök 900 gençler bakın tam kare ifadeler gençler. Karekökten tam olarak çıkıyor. E, 930'un karesiydi. Karekökten 30 olarak çıkar. Yine kare ile karekök birbirlerini götürür. Gençler 7'nin karesinin karekökü. Gençler hemen şöyle bak. Kare ile karekök götürsün. Ve bu işlemin sonucu 7'dir diyebilirim. Evet 169 13'ün karesine eşitti. Buradan kare ile karekök giderse 13 olarak çıkar diyoruz. Gençler bakın burası da önemli. Kök içerisinde eksi 5'in karesi. Arkadaşlar köklü sayının içerisinde negatif sayı olamaz ama dikkat ederseniz burada karesi olduğu için öncelikle parantez içerisinde olduğu için aslında bu ne demektir? Kök 25 demektir. Kök 25'te gençler 5'in karesi olduğu için kökten 5 olarak çıkar. Şimdi köklü ifadenin içerisinde gençler işlemler varsa özellikle toplama ve çıkarma işlemi varsa mutlaka işlemi yapıyoruz. Daha sonra karekökten çıkaracağız. 3'ün karesi 9'du. Artı 4'ün karesi 16. 9 ile 16'yı topluyorum. Karekök 25. Yine kök 25 de gençler 5'in karesi olarak yazılır. Yani kökten 5 olarak çıkar diyelim. Evet kök 25 artı kök 36. Gençler önceki köklerden çıkaracağız. Kök 25 yerine 5'in karesi yazayım. Artı kök 36 yerine 6'nın karesi. Buradan kare ile kare kök gider 5 kalır. Yine kare ile kare kök gider 6 kalır. 5, 6 daha 11 olur. İşlemimizin sonucu. H'ye geldiğim zaman kök 121 11'in karesiydi gençler. 11'in karesi olarak yazdım. Eksi. Kök 64'te 8'in karesidir. Kare ile kare kökler götürürler birbirlerini. 11 eksi 8'den 3 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet kök 225 gençler 15'in karesidir. Bölü kök 25 ile 5'in karesiydi. Buradan kare ile kare birbirlerini götürürlerse 15 bölü 5 kalır. 15'i 5'e bölersek de 3 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. Evet iyiye geldiğim zaman gençler kök 36 6'nın karesiydi. Eksi eksi 4. Pardon. Gençler 6 altı ile 6'nın karesiyle karekök birbirini götürdü. 6 kaldı. 2 eksi yan yana gelince toplamaya döndü. 6 artı 4'ten 10 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. E, kök 16 ile kök 9 gençler. E, Karekökten çıkardıktan sonra çarpma işlemi yapabilirim. 16 4'ün karesiydi çarpı 9 da 3'ün karesidir. Buradan karekökten 4 olarak bu da karekökten 3 olarak çıkar ve çarpma işleminin sonucu 12'dir. Evet kök 9 gençler 3'ün karesiydi. Çarpı kök 4 2'nin karesi artı 49. Evet kare ile kare kök gitti 3 kaldı Çarpım. 2'nin karesi olduğu için arkadaşlar kare ile kare kök gitti 2 kaldı artı 49 3 kere 2 6 yapar 6 artı 49 da 55 olur sorumuzun yanıtı diyelim. Evet sevgili gençler devam edelim. Evet, beşinci soruya geldiğim zaman 60 ile 120 arasında kaç tane tam kare sayı vardır diye soruyor. Şimdi gençler 60 ile 120 arasında bakın 64 var 8'in karesi. Bunu nasıl düşünür 8'in karesi. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100. Gençler 11'in karesi 121. Bakın bu 11'in karesidir. Ama ne yapıyoruz? 120'den büyük olduğu için bunu almıyorum. O halde 3 tane sayımız vardır diyoruz. 64, 81 ve 100 olarak 3 tane tam kare sayı vardır diyelim. Evet devam edelim. Aşağıda verilen şekiller karesel bölgelerden oluşmuştur. Buna göre şekillerin çevre uzunluğunu bulunuz diyor. Gençler öncelikle büyük karenin alanı 25'ti. Bakın kök 25. 5'in karesi olduğu için kare 5 olarak çıkar. Evet buraları 5 santimetredir. 5 birimleri yazalım. Kök 9 gençler. 3'ün karesidir. Bu da kökten 3 olarak çıkar. Şimdi sevgili gençler bir de burası var. Şimdi çevrede. Bakın bunun tamamı 5 birimde. burası 3 birimde. 5'ten 3'ü çıkartırsam burası 2 birimdir. O halde 1, 2, 3 tane 5 topluyorum. Çevre eşittir. 3 çarpı 5 artı 3 tane 3 birimlik uzunluğumuz var. Artı 1 de 2 birim var. 3 kere 5, 15 artı 3 kere 3, 9 ve 2'yi toplarsam 15, 9 da 24, 2 daha 26. 20, 26 birim olur. Çevre uzunu diyoruz. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar B'deki etkinliğe geldiğim zaman kök 16, kök 4 ve kök 49'u görüyorum. Arkadaşlar karekök 16 4'ün karesiydi. Yani kare kökten 4 olarak çıkar. Bakın bu kenarlarımız 4'er birimdir. İşte kök 4'ü gördüm. Kök 4 2'nin karesi olarak yazıldığı için kökten 2 olarak çıkar. Bakın buralarda 2 birimlerimiz var. Son olarak kare kök 49'da 7'nin karesiydi. Karekökten 7 olarak çıkar diyoruz. Şimdi sevgili gençler şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Arkadaşlar bakın arada 2 tane daha bulmamız gereken yer var. Şimdi bunun tamamı 4 Burası 2'ydi gençler. 4'ten 2'yi çıkartırsam burası 2. Şimdi tamamı 7 ydi. Burası 2 ydi. 7'den 2'yi çıkardım. Burası da 5 oldu. Ne yapmam gerekir? Bu 2 ile 5'i de ekleyeceğiz. Şimdi sevgili gençler bakalım. 1, 2, 3 tane 4 var. 3 çarpı 4. Çevre diyelim. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 tane 2 var. Artı 3 çarpı 2. Artı 1, 2, 3 tane 7 var. Artı 1 de 5 santimetrelik 5 birimlik yerimiz var. Şimdi bu çarpma işlemlerini yaparsam 12, 6, 21 ve 5 oldu. 12 ile 6'yı topladım. 18. İkisini topladım. 26. 18'e ile 26'yı toplarsak da 8 altta e 14 elde var. 1, 2, 3, 1 de elde 4. 44 birim olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Bir sonraki etkinimize geçelim. Evet arkadaşlar alanı 36 ise karekök 36. Bakın altının karesi olduğu için 6 eşittir. Bakın burası 6, burası 6. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. E, alanı 16 ise 4'ün karesi olarak yazıldığı için 4 birimdir. Bakın şu 4'leri yazalım. Evet. Yine alanı 9 gençler kökten 3'ün karesi olduğu için 3 olarak çıkar diyoruz. Buralarda 3'er birim. Şöyle gençler kalemimin rengini değiştireyim. Aradaki mesafelerimize bakalım. Şimdi şuraya bakıyoruz. Şimdi tamamı 6 idi. Burası 4. Buraya 2 kalır. Bakın 6, 4, 2 kaldı. Şimdi aynı şekilde burası 6 idi. Burası 3 gençler. 6'dan 3 çıkartırsam buraya da 3 kalır. Ne yapacağız? Çevrede bunları da ilave edeceğiz. Peki gençler. 1, 2 tane 6'mız var. Artı. 3 tane 4 gördüm. Artı. Bakın 1, 2, 3, bir de burada var gençler 3. Yani 4 tane de 3 var. Artı. Bir de yukarıda 2 birimlik mesafemiz var. Şimdi çarpmaları yaparsam 12 artı 12 artı 12 artı 2'den 3 tane 12 36 2 daha 38 birim olur sorumuzun cevabı diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet gençler iç içecek kara köklü ifadeler arkadaşlar içten dışa doğru işlemleri yapılarak işlemleri bitiriyoruz. Bakın kök 4'ün değeri gençler 2'dir. 14'ün yanına artı 2 olarak yazıldı. 14 2 daha 16 yapar. Bu da kökten 4 olarak çıkar demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada kök 22'nin yanına Şimdi kök 9'un değeri gençler 3'ün karesi olarak yazıldığı için 3 olarak gelir. 22'yi 3 ile toplarsam Kare kök içerisinde 25 yapar. 25 zaten 5'in karesiydi. Bu da kare ile kare kök giderse 5 olur işlemimizin sonucu diyoruz. E 8'in soruda gençler yine içten dışarı doğru. Öncelikle kök 16'ya 21'in yanına yazacağım. Diğerlerini yazalım. 69 eksi kök 21 artı kök 16 gençler şu kenarda gösterirsem 4'ün karesi olduğu için 4'tür. Bakın 21'in yanına 4 olarak geldim. Yine kök 69'u yazdım. Eksi. 21 4 daha kök içerisinde 25 olur. Kök 25 gençler 5'in karesi olduğu için kare 5 olarak çıkar. Bakın karekök 69'un yanına Eksi 5 olarak geldi. 69'dan 5'i çıkartırsam 64 olur. Tabii ki kare kök içerisinde. E 64 zaten biliyorsunuz 8'in karesiydi. Kare ile kare kök giderse 8 olur işlemimizin sonucu deriz. Evet devam ediyorum. 9'un soruya geldiğim zaman gençler. Şimdi kök 1 arkadaşlar 9'un yanına 1 olarak gelir. Bakın kök 1 1 eşittir. 9 kere 1 9 yapar. Kökten 3 olarak çıkar arkadaşlar diyebiliriz. İstersek hemen işlemlerimizi yine normal şekilde gösterelim. 27 çarpı kök 1'i direkt kökün içerisine 9'un yanına çarpı olarak getireyim. Buradan 27 çarpım kök 9 9'u kare 3 olarak çıkartırsam 27 çarpı 3 oldu. Bu da kök 81 demektir. Gençler 81 9'un karesi olduğu için kare kökten 9 olarak çıkartıyoruz işlemimizin sonucunu. Evet gençler. Karekök içi asla negatif olamaz gençler. Bunu unutmayalım. Karekök işlerin sonunda elde edilen sayı her zaman pozitif sayıdır diyoruz. Gençler x eşittir eksi 2 ise bakın x'in karesi eksi 2'nin karesi 4 olduğu için ne yapıyoruz? x karede 4'tür ve artı gelir. Ancak gençler bakın burası önemli. x kare 49 olduğu için x artı 7 veya eksi 7 şeklinde düşünebiliriz diyoruz. Evet. Tam kare olmayan sayılar gençler. Tam kare olmayan sayıların hangi ardışık sayılar arasında olduğunu bulalım diyor. Şimdi şöyle sayfamızı büyütelim. Evet gençler bakın burada şurada 5'imiz var. Burada 6 var gençler. Kök 28. Şimdi arkadaşlar 5 ile 6 arasında yani kök 25 ve kök 36 olarak değerlendiriyorum. Yani kök 25 ile kök 36 arasındadır. Ve aynı zamanda da 5'e yakındır diyeceğiz. Bakın bu etkinliklerimizle bu şekilde yapacağız. Şimdi kök 80 hangi tam sayıya yakındır diye soruyor. Gençler kök 80 Şimdi tam kare ifade olarak gençler düşünürsek kök 81 ile 81 9'un karesiydi. 8'in karesi kök 64 arasındadır. Şimdi gençler yani bu 8 ile 9 arasında bir sayı olacak. Peki hangisine yakın? Kök 80 gençler. Bakın burada bir birimlik sayı var. Buraya baktığımız zaman 16 birim var. 1 küçük olduğu için 8 ile 9 arasında ama 9'a yakındır diyeceğiz. 9'a çok yakın bir sayıdır gençler. Evet, devam ediyorum. Aşağıda verilen kareköklü sayıların hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu ve hangi tam sayı daha yakın olduğunu bulunuz diyor. Gençler kök 8'i yazıyoruz. Şimdi kök 8 gençler. Tam kare olarak düşüneceğiz. Şimdi 8'den büyük olan tam karemiz kök 9'dur. Yani 9 tam kare olduğu için kök içerisinde. Düşünüyorum. 2'nin 3'ün karesiydi. O halde 2'nin karesini solturalım. Yazalım 4'ü. Bu ne demektir? 2 ile 3 arasında. Şimdi hangisine yakın gençler? Bakın burada 1 bir birim var. Burada 4 birim var. 1 bir küçük olduğu için 3'e yakındır. Evet 2 ile 3 arasında ama 3'e yakındır. Kök 2 gençler kök 1 ile kök 4 arasında yani 1 ile 2 arasında. Şimdi gençler bakın buradaki 1 bir birim burada 2 birimlik mesafe var. 1 küçük olduğu için 1'e yakındır diyoruz. Kök 48 Şimdi 48'den büyük tam kare ifade gençler. 7'nin karesi 49 var. Evet. 48'den küçük olan tam kare ifade de kare kök 36'dır. Evet. 36 yani arkadaşlar. 36. O halde kare kök içerisinde düşünüyorum. Yani 6 ile 7 arasında. Gençler bakın. 48 7'ye çok yakındır. Burada bir birimlik sayı olduğu için 7'ye yakın diyelim. Evet. Burası önemli gençler. Eksi kök 18. Arkadaşlar. Eksi kök 18. Evet bakın kök içerisinde eksi olamaz dedik. Ama sayı doğrusu gibi düşüneceğiz gençler. Bu yön belirtir. Dışarıda eksi olabilir. Şimdi arkadaşlar eksi kök 18 eksi kök 16 ile eksi kök 25 arasındadır. Şimdi kök 16 eksi kök 16 arkadaşlar eksi 4 demektir. Bu da eksi 5 demektir. Bakın buraya 2 birim var. Buraya 7 birim var. 2 küçük olduğu için eksi 4'e yakındır. Negatifler lütfen dikkat edelim. Kök 90 Kök 81'den büyüktür gençler. Kök 100'den küçüktür. Şimdi baktığımız zaman burada 9 birim var. Burada 10 birim var. 10 küçük olduğu için kök 81 yani 9 da 10 arasında ama 9'a yakındır. Evet sevgili gençler. Kök 110 Arkadaşlar eksi kök 110 Aynen yazdım. Şimdi yine arkadaşlar negatife dikkat edelim. Eksi kök 100'den küçüktür arkadaşlar. Yani ne demek bu? Aslında eksi 10'dan küçüktür. Eksi kök 121'den büyüktür. Yani eksi 11 ile eksi 10 arasında bir sayıdır. Bakın burada 10 sayı var. Burada 11 sayı var. 10 küçük olduğu için eksi 10'a yakın olur diyoruz. Evet gençler. Eksi 10'a daha yakın bir sayıdır. Evet yine arkadaşlar devam ediyoruz. Kök 115. Bu da gençler kök 100'den büyüktür. Evet 115'ten büyük olan tam kare ifade 121'dir. Bunu da kök içerisine yazdım. Kök 121'den küçüktür. Yani 10 ile 11 arasında. Gençler bakın burada 15 sayı var. Burada 6 sayı var. Tabii ki 11'e yakındır. Evet eksilere dikkat edelim demiştik. Eksi kök 50. Yine sayı doğrusu gibi düşünürsek gençler. Eksi kök 49'dan küçüktür. Eksi kök 64'ten de büyüktür. Yani eksi 7 ile eksi 8 arasında bir sayı gençler. Şimdi eksi kök 49'a yakındır. Yani eksi 7'ye çok yakındır. Evet 160 gençler 12'nin karesi 144'ten büyüktür. 13'ün karesi şu küçük işlerini daha güzel yazalım. 169'dan küçüktür. Yani 12 ile 13 arasında. Şimdi gençler bakın burada 9 sayı var. Diğer tarafta 16 sayı var. O halde 13'e çok yakındır. 13'e yakındır diyelim. Evet gençler yine eksiye dikkat ediyoruz. 250 eksi kök 250. Evet eksi kök 225'ten yani kök eksi 15 yapar gençler bu. Eksi 15'ten küçüktür. Aynı zamanda eksi kök 256 yani eksi 16'dan da büyüktür. Şimdi hangisine yakın gençler? Bakıyorum burada 6 sayı var. Burada 25 sayı var. Bakın 6 sayı olduğu için eksi 16 ya. Yakın bir sayı diyelim. Evet kök 300 gençler. Kök 300 yazalım. Peki. 300'den küçük arkadaşlar. 300 sayısından küçük 289 var. Yani 289'dan büyük olduğu için kök 289. Diğer tarafı da kök 324 olarak yazalım. Yani 17 ile 18 arasında Gençler burada 11 sayı var. Burada 24 sayı var. Bakın 11 küçük olduğu için 300'den 289 çıkarıyorum. 11'i bulduğum için 17'ye yakın bir ifadedir. Evet 390 gençler. Kök 390. Şimdi 390'dan büyük olan kök 400 var arkadaşlar. Bunun kök 400 olarak yazdım. Yani 20'dir. Diğer tarafta 390'dan küçük olan 361 var. Bu da 19'un karesidir. Şimdi 19 ile 20 arasında arkadaşlar bakın burada 29 sayı var. Burada 10 sayı var. 10 küçük olduğu için 20'ye yakındır diyelim. Evet sevgili arkadaşlar bu da 20'ye yakın olduğunu söyleyelim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 12. soruya geçiyorum kök 20 ile kök 100 arasında kaç tane tam sayı vardır? Gençler öğrencilerimiz bazen şimdi bunu 100 olarak görüyor. Aslında burada biz kök 100 görüyoruz. Aslında kök 100 ne demektir? 10 demektir. Yani 10 olarak göreceğim. Peki kök 20 arkadaşlar kök 20'den büyük olup şöyle kök 20 yazayım. Kare çıkacak sayı ne var arkadaşlar? Kök 25 var. Yani 5 olarak çıkar. Şimdi nereye kadar yazayım? Kök 100'e kadar yazacağım. Yani 10'a kadar sayıları yazacağım. Kök 36 var. 6'dır. Öncelikle arkadaşlar bunları yazalım. Daha sonra bunların tam kareleri dikkat edeceğiz. Kök 49 var. 7 demektir. Kök 64 var. 8 demektir. Kök 81 var. 9 demektir. Peki gençler bunlardan hangisi tam kare? Bakın arkadaşlar bu ifadeler bizim sayılardan karekökten çıkan sayılarımız. Yani 5, 6, 7, 8, 9'dan hangisi tam kare? Burada bir tane tam kare sayımız var. O da gençler 9'dur. 9 dokuz da 3'ün karesi olarak yazıldığı için evet bir tane sayımız var diyoruz. O da 9 sayısıdır gençler. E, sorumuzun cevabını 1 olarak veriyoruz. Evet devam ediyorum. Elif Ocak ayının tam kare kum kumbarasına 8 TL para atmıştır. Buna göre Elif Ocak ayında kumbarasına toplam ne kadar para atmıştır? Şimdi gençler tam kare olan sayılarımızı Ocak biliyorsunuz 1'den 31'e kadar. Bakın 1 var. 1'in karesi 2'nin karesi 4 var. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Ve 5'in karesi 25. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane tam kare sayımız var. O halde 5 kere 8. 40 TL para atmıştır diyoruz. Evet, devam edelim. 14. sorumuza bakalım. Şekilde A noktasına bulunan Arda kök 150 metre yürüdüğünde hangi iki nokta arasında olur? Gençler kök 150'nin önce hangi sayılar arasında olduğunu bulmak istiyorum. Şimdi kök 150 gençler 169 kök 169'dan küçük, kök 144'ten büyüktür. Yani 12 ile 13 arasında. Şimdi bakalım. 4 6 daha gençler A'dan C'ye kadar 10 yapar. A'dan D'ye kadar 3 daha eklersem 13 yapar. Şimdi 12 ile 13 arasındaydı. O halde bakın 13'ten küçük olacak. Ondan da büyüktür. Yani C ile D arasında diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 15'in soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki dikdörtgende B, G, E, H noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Buna göre F noktasında oklar yönünde sürekli hareket eden bir solucan verilen dikdörtgenin çevresinde kök 420 santimetre ilerlediğinde hangi iki nokta arasında olur? Gençler önceki kök 420 Arkadaşlar 420'den küçük tam kare ifade 400'dür. Yani 20'den büyük 21'in karesi 441'den küçüktür gençler. O halde 20 ile 21 arasında yürüyeceğiz. Peki. Şimdi bak buraya 2 ise 2, 1 2, 2 2, 2 ve 2. Şimdi çevreye bakarsam arkadaşlar. 2, 4 5, 6, 7, 8 pardon, 2, 4. 4'e karşı var 8. Şuralar 1 santimetre pardon. 8, 9, 10, 11, 12. Bunun çevresi 12 santimetre. Şimdi arkadaşlar 20 santimetreden fazla açacağız. 21'i geçmeyeceğiz. Şimdi bir tur atarsak yani F'ye kadar geri gelirsem 12 santimetre geldim. Şimdi devam ediyorum. 12'nin üzerine 14, 16, 17, 18, 20. Evet bakın buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? İkinci turda 20'ye geldim. A'ya kadar da 22 olur. Şimdi 20 ile 21 arasında dedik. Demek ki A ile B noktaları arasındadır. Evet değişiklikte de sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet 16. sorumuza geçelim. Her bir aralı kök 3 birim olan birden başlayıp 10'a kadar numaralandırmış bir sahanın iç çizgilerinde Beren ile Ceren aralarındaki uzaklık ölçülmek isteniyor. Buna göre Beren ile Ceren arası uzaklık kaç birim olabilir? Şimdi gençler öncelikle Beren ile Ceren arasında bakın tam olarak baktığımız zaman 3'ten 7'ye kadar 1, 2, 3, 4 tane sayı var. 2 ile 8 arasında da gençler 6 birimlik sayı var. Her biri kök 3 olduğuna göre. Yani ne diyorum? Bir tane 4 e, bir tanesi kök 3 ise 4 tanesi 4 kök 3. E 6 tanesi de 6 kök 3. O halde aradaki mesafeye x diyecek olursam gençler bu x'in değeri 4 kök 3'ten büyük olacak. 6 kök 3'ten küçük olacak. Şimdi 4'ü kök içerisine alırsam gençler karesi olarak girer bakın 16 çarpı 3 olur. Bu da kök 48'dir. 6'yı kare kök içerisine alırsam gençler 36 olarak girer. 36 çarpı 3 de kök 108'dir. Yani kök 48'den büyük, kök 108'den küçük olacak. Şimdi ben 6'yı kare kök içerisine alırsam 6'nın karesi 36 karekök Kare kök 36 eşittir. 100 kare kök 100, e, 10 kare kök e eşittir. Onun karesi. 12 gençler kare kök içerisine girerse karesi 144'tür. 144 olarak girer. 14'te kare kök 196 eşittir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman kök 48 ile kök 108 arasında kök 100 var. Demek ki 11 olabilir. Arkadaşlar B şıkkı da doğru yanıttır diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.